Merhabalar değerli seyircilerimiz. Valilikler peş peşe duyurdu. İzinli sayılacaklar. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırmasıyla birlikte İstanbul, Bursa, Yalova, Ankara olmak üzere birçok kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yetkililer çalışmalarını sürdürürken valilikler peş peşe açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta başından itibaren uyarılarını sürdüren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tespitleri gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul olmak üzere birçok kentte şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul, Bursa ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin verildiği açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personellerinin yarın bir gün daha idari izinli sayılacağını açıkladı. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü İdari izinli sayılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mağlul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirler arası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 9:00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda İlimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir ifadelerini kullandı. Bursa. Bursa Valisi Yakup Can Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Yalova, valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevleri dışındaki memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacağını kaydetti. Valilik kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi. Kreş ve gündüz bakım evleri de yarın itibarıyla tatil edildi. Yine değerli izleyicilerimiz Düzce Valisi Cevdet Atay attığı tweet ile kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli olduğunu duyurdu. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi. Zonguldak, Samsun, Bolu, Aksaray, Tokat, Çankırı illerinde de yine valilikler açıklamalar bulundu. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın valiliklerin Twitter hesaplarına kontrol etmelerini ve hangi günler izinli olduklarını kontrol etmelerini tavsiye ederiz. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.